Hele ki geçen sezon ilk başladığı anda, şimdi biraz daha herhalde tutkuya biraz daha alışmaya başladılar da tabii tepkiler yine aynı oranda diyebilirim ama biz de çünkü şaşırıyorduk geçtiğimiz sezonda olanlara. Yolda yürürken de böyle bayağı teyzeler sağ olsun hakkını vererek güzel yorumlar yapıyorlardı. Yani küfür kıyamet yorumlar aldığımda oluyordu. Defol git bu o tabii, ikisinin tabii, arasından yani, falan. Bunlar çok hafif çok tatlı kalır yanında. Peki senin en komiğine giden en hangisiydi o yorumlardan? En komiğine giden? Seçemem. Yani çok var. Çok yorum var. Böyle çok mesela Tamer'e gelen de çok ilginç yorumlar var. Şaşırıyorduk hani insanlık dışı yorumlar da vardı. Ama genelde tabii hani işte defol git aralarından çekil bozamayacaksın yapamayacaksın. Erol Taş gibi. Onları evet. Erol Taş gibi. Evet. Hiç durmadan şey vardı sürekli. 20 yıllık oyuncuyum ne münasebet diyor. Hani senin tavrın öyle olur mu? Ama yurt dışından çağrılırlarsa koşa koşa da gidiyorlar deneme çekim. Yani tabii yurt dışındaki işleyiş çok farklı. Burada belki şöyle etkenler de olabilir. Deneme çekimi yapmadan işte ne bileyim herkes çalıştığını zaten alıştığı için yeniden defalarca çalışmaya devam ettiğinden dolayı deneme çekimi yapmadan çalışmaya devam ediyor. Ve insanlarda bu bir alışkanlık da yaratıyor olabilir. Bu benim için de bazen geçerli olabiliyor. Üst üste yani mesela Mint yapımına bir rol güvenle bir süredir çalışıyorum. Haliyle artık yeni bir projeye başlarken hani karakter üzerinden başka çalışmalar yapıyoruz. Ama yeni bir hikaye, başka bir şey olduğunu ve deneme çekimi tercih edildiğinde tabii ki yaparım. Çünkü orada sadece senin bir şeye göre bir sınava tabi tutulmak değil o. Bir şey var yani oyuncu için de önemli. Hı hı. Ne kadar o enerjinin içindesin, ne kadar tabloda varsın. Peki şimdi bu ekibin yıllardan beri süre gelen yüksek bir enerjisi var. Sen aralarına girdin, içlerine girdin. Kabul etmeleri kolay oldu mu? Müthiş karşıladılar. Yani zaten şunu söyleyebilirim. Mint yapımın bütün setleri aile gibidir. Bir rol güvenin şirketindeki herkes aile gibi çalışır. Bunun çok büyük bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu her yere sirayet etmeye başlıyor. Ama çocuklar duymasın çok özel bir set zaten. Çünkü birincisi 17 yıldır devam eden bir projeden bahsediyoruz. İkincisi oradaki herkesin başından sonuna kadar işini çok sahiplendiği, çok detaylı ve çok titiz çalıştığı, çok disiplinli çalıştığı bir ortam. Ve zaten herkes aynı niyetle o kapıdan girdiğinde çok güzel bir karşılayıp sahipleniyorlardı. İşlerini çok sahiplendikleri için sana da kucak açıyorlar.